Kafada bir sorum olacaktı. Evet. Merhaba Sarp. Merhaba. Oyunculuğunuz, başarınız bizi büyülüyor. Genelde oyunculuk yapanlar her mesleği olmak istedim. Bu yüzden oyuncu oldum diyorlar. Size göre oyunculuk bir tutku mu? Evet, bana göre oyunculuk bir tutku. Abi demişsin ki oyuncu olmaktan başka çarem yoktu demiş. Yoktu da evet. Yani abla, ikiz kardeş, biz Kaya'yla 10 yaşımızdan beri, biz Kaya'yla doğduğumuzdan beri oyun oynuyoruz. Oyun oynamayı da ben Kaya'dan öğrendim. Beraber oyun oynamak nedir onu öğrendim. O yüzden de oyuncular içinde de şanslı bir yerde duruyorum. Doğduğumdan beri biriyle beraber oyun oynadığım için. O çok kıymetli bir şey. Dolayısıyla bir de ablanın okulu, benim mezun olduğum okuldan ablam seneler önce mezun olmuştu. Siz kaç kardeşsiniz? 3 kardeşiz. Üçünüz de oyuncu musunuz? Üçümüz de oyuncuyuz. Evet. Babam güzelmiş. Da yani, oyuncu. Ben seninle ilgili biraz bunları, yani Cansu ile ilgili çok fazla yok zaten, bunları biliyor musunuz? Alamadık fazla bir bilgi. Vilma çok daha yeni geldi programa. Onun için onunkileri söyledik. Ziynet'i zaten devamlı bizde. Benden çok geliyor programa. Başımın aşk üzerinde olsun, yerim var. Aşk hayatım, olsun. Başımın. Ama Saat'la ilk defa geldiği için bir iki bir şey okuyayım. Büşra'cığım sen de belki dinlersin. Spora yazılıp gitmemenle bütün arkadaşların dalga geçiyormuş. Evet. Öyle evet, mi? Ama evet, ağızda evet. Var spora gideceğim diye. Senede bir yazılırım. Yazıldı mı? Yazılmış mı? Yazılmış mı? Bilmiyorum. Ha, yazılmış mısın? Ya şöyle evet yazıldım. Yeni Şubat ayında, pardon, Ocak ayında giderim diye. Ocak ayında gittik yazılmaya Erdem evet. diye bir arkadaşımla. Dedik ki pazartesi geleceğiz. Erdem dedi ki ben pazar salı şehir dışındayım. Çarşamba dedim benim çekimim var. Perşembe, cuma da. Cumartesi. Biz bir sonraki haftadan dedik daha gidemedim. Ben yazılacağım da kaldım. Yazıldım. Abi başlarsan bırakamıyorsun. Bırakırsan da başlayamıyorsun. Ama gene de bir dinç hissediyorum işte. Kendimi o parayı verince. Spora ihtiyacı yok. Spora ihtiyacın yokmuş gibi de görünüyorsun ayrıca. Kaliteli mekanlarda boy göstermekten hiç hoşlanmazmışsın. Basit balıkçı barınaklarına gidip balık yemeye bayılırmışsın. Çok severim. Balıkçı yani. Barınağı kaldım onu da bilmiyorum ama. Vardı geçen sene yıktılar ne yazık ki ama öyle evimin mi? Orada bir balıkçı barınağı vardı. Haksızlığa hiç dayanamazmışsın. Sana ya da başkasına fark etmez. Haksızlık yapılıyorsa çok sinirlenmemişsin. Elyas'ı filminin çekiminden dönerken Cansu'nun kullandığı arabayı bir kamyon sıkıştırmış. Büyük bir kaza evet. atlatmışsınız. Ben kullanıyordum. Öyle mi? Cansu'nun arabasını kamyon sıkıştırdı. Balık tutmayı severmişsin. Yediğin yemeğin sunumu çok önemliymiş. Çocukken annene süslü yemek yap dermişsin. Evet. Uyumayı çok severmişsin. Akşama kadar uyumuşsun. Sağ ol abi çok teşekkür ederim. Oturduğun yere sürekli arkadaşlarını toplarmışsın. Oturduğun apartmanda boşalan dairelerini arkadaşlarına tutarmışsın. Doğru. İkizin Kaya ile ilgili bir sıkıntı varsa dünyan dururmuş. Evet. Evet güzel. İkizin Kaya ile aranızda bir dil varmış. Yıllarca öyle anlaşmışsınız. Ne dildir abi o? Bildiğimiz bir dil. Yok bildiğimiz bir dil değil. Yani onu ikiz olanların bilebileceği bir şey o. Hocam siz ayrı yumurta ikiz değil evet. mi? Evet. Yani sana bir şey olduğu zaman bu Kaya'nın canı yananlardan değil mi o durum? Yok aynı yumurta ikizlerinde de ben onun olduğuna çok inanmıyorum da açıkçası. Öyle mi? Evet ben ya bizim ilişkimiz çok başka. İkiz olmayanı anlatabileceğim bir ilişki değil bu gerçekten. Anladım aşağılamadan devam edelim de yayına. peki. Ya daha da okumam zaten bu kadar yani. Evet. Peki siz biliyor musunuz acaba Beyazıt Öztürk haşlanmış yumurtayı kendi soymuyorsa eğer yemekten hoşlanmıyor ya da her programa evet, çıkarken evet, senelerce aynı parfümü sıkıp çıkıyor. Özel hayatında değiştirebiliyor ama programa çıkarken aynı parfümü sıkıp çıkıyor. Değil mi? Vay vay çalıştık vay. Çalıştık ya. Vay, gel çalıştık. Hey. Özellikle doğum günü sürprizlerinde geriliyor. Hoşlanmıyor, ve, kızarıyor. Evet, kahvesini kızarıyor. Kahvaltıdan sonra orta şekerli içiyor. Çalışıldı. Vay arkadaş ya. Evdekiler lütfen. Mi öttü? Biraz ha? daha anlatalım mı yoksa? Var mı başka bir şey? Var. Vallahi... Canlı yayında söylemeyeceğim. Şaka. Yok ama yumurtayı gerçekten de yani başka soyarsa yiyemem. Yani öyle bir ötekiler yalan mıydı? Parfüm takıntım şey. Var. Yani yayına çıkmadan önce hep aynı parfümü yıllardır kullanırım. Ama en önemlisi onu söylememişler. Bu binanın arka tarafında böyle bir koridor vardı. Her yayından önce o koridoru mutlaka yürüyorum. Belli aralıklarda 3 kulvarla bir elham okumam lazım. Onu tam o aralıklara denk getirmeye çalışırım. Yani o mesela bir direk vardı. O direğe kadar bitirmem lazım. Eğer direğe fazla yanaşırsam kulvallahi de Allah'a ısmet. deyip orada böyle bir şey yaparım yani. O bir alışkanlık yani. Bak. Oh.